Merhaba değerli izleyenler, Kürdistanlılar Lozan'ın 100. yıl dönümünde etkinlikler ve protesto eylemleri gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamladı. 22 Temmuz'da Avrupa genelinde katılan büyük bir miting ve yürüyüş gerçekleştirilecek. 24 Temmuz'a kadar bu etkinlikler konferanslarla devam edecek. Şimdi herkesin çok konuştuğu bu Lozan hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Lozan'la ilgili Kürtlerin yaşadığı sorunlar. Evet aslında 100 yılın soykırımı olarak tanıyabiliriz. 100 yıl önce 24 Temmuz 1923'te imzalan Lozan Anlaşmasıyla Kürt halkı hegemon dünya sistemi tarafından tanınmadı ve adeta yok sayıldı. Lozan'dan beri Kürt halkına soykırım dayatıldı ve dayatılmaya devam ediliyor ne yazık ki. Tüm uluslararası güçler Lozan Anlaşmasıyla başlayan 100 yıl boyunca Kürt soykırımına her türlü desteği verdi. Bugün de uluslararası siyasette Kürtler ve hakları tanınmıyor. Her fırsatta da Kürtler imhaya edilmeye çalışılıyor. Şimdi Lozan Anlaşması başta Kürt halkı olmak üzere bu coğrafyada yaşayan halkların kaderini adeta belirlerken Osmanlı sonrası oluşturulan yeni sınırlar ile sadece coğrafyalar değil toplumlar da parçalandı adeta. Bu parçalamaların kalbinde Kürt halkı ve Kürdistan vardı. Kürt halkı Lozan anlaşmasıyla tanınmadı ve yok sayıldı. Kürtlerin yok sayılmasında cesaret alan başta Türkiye Cumhuriyeti devleti olmak üzere diğer bölge, işgalci bölge devletleri buldukları her fırsatta Kürtleri katliamdan geçirdi. Kürt halkı Lozan sonrası siyasi, kültürel ve fiziki olarak soykırım kıskacında alınmıştı. Tarih görebileceği en vahşi soykırım ve katliam uygulamaları Kürt halkına yaşatıldı. Kürt halkı kendisine dayatılan bu soykırım politikalarına karşı 100 yıldır amansız ve direnişle karşılık verdi ve vermeye de devam ediyor. Şimdi Kürdistan'ın dörde bölünüşüne bakalım. İnsanlık 20. yüzyılda Dünya Savaşı ile giriş yaptı. Biliyorsunuz 1914-1918 yılları arasında 1. Dünya Savaşı yaşandı. Bu savaş Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü alanlarda ve Avrupa coğrafyalarında yaşandı. Savaşın bir tarafında İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, diğer tarafında Almanya, Osmanlı, Avusturya, Macaristan ülkeleri yer alıyordu. Savaşın sonucu olarak Osmanlı ve Avusturya Macaristan İmparatorlukları, Daldı ve yeni ulus devletler ortaya çıkmaya başladı. Sınırların yeniden şekillenmesi süreci uzun bir süreyi aldı. Bu süre içerisinde masaya yer alan devletler arasında barış görüşmeleri adı altında anlaşmalar yapıldı. Orta Doğu, Mezopotamya'yı İngiltere'nin anlaşmalarda Kürdistan üzerinde farklı farklı planlar yaptığı ortaya çıkmıştı. 1639'daki Kasrişir'in antlaşması ile Safevi ve Osmanlı İmparatorlukları arasında ikiye bölünen Kürt coğrafyası 20. yüzyıldaki anlaşmalarla dörde bölünmüş oldu. 10 Ağustos 1920'deki Sevr, 24 Temmuz 1923'teki Lozan, 5 Haziran 1926'daki Ankara anlaşmalarıyla Kürdistan artık dört devletin hüküm resmen. Evet, bu anlaşmalardan Kürtler için kader belirleyici olan Lozan'dır elbette. Çünkü Kürt halkının temsilcilerine, yer veri, temsilciliğine yer verilmedi. Uluslararası siyasetin Kürt halkına yaklaşımı net olarak ortaya konuldu. Kürtlerden hiç bahsedilmeyip adeta Kürtler yok sayıldı. Binlerce yıldır Mezopotamya'da yaşayan ve en derin kültüre sahip olan Kürtler, halkı hegemon devletlerin çıkarlarına kurban ediliyordu sistem içerisinde Kürt varlığına yer verilmedi. Kürdistan coğrafyasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı artık. Coğrafyaların en eski toplumu olan Kürtler için imha, inkar ve soykırım süreci resmen başlatılıyordu. Derizenler yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile anlaşan hegemon güçler Kürt halkına hiçbir hakkın verilmemesi konusunda garanti veriyordu. Özellikle İngiltere'nin öncülük ettiği emperyalist güçler Kürt soykırımının önünü açıyordu resmen. Artık tüm uluslararası arenada Kürt halkı tanınmayacak ve siyasal olarak Kürtlerden bahsedilmeyecekti. Başta Türk devleti olmak üzere bölge devletlerine Kürt soy kıvını gerçekleştirme izni resmen verilmişti. Tüm dünya Kürtleri yalnız bırakmıştı. Dünya siyasetinde kimse Kürtleri görmeyecek, Kürtlerle dostluk yapmayacaktı. Kürt halkı adeta avukatsız bir halk olarak kendi haline bırakılmıştı. Bugün bile yüzyıldır devam eden bir Kürt soyu sorunundan bahsediliyorsa bunun mimarı uluslararası güçlerdir. Hiçbir bölge devleti uluslararası desteği almadan Kürt soykırımını yürütemezdi. Lozan Anlaşması sonrası bölgede oluşan yeni devletler Kürt soykırımı üzerine kendini şekillendirmeye başlamışlardı. Türkiye, Irak, İran ve Suriye devletlerinin tüm ulusal yapılanmaları Kürt halkının imhası temelinde karakter kazanmaya başlamışlardı. Hazırlanan tüm anayasalarda Kürtlerin yeri olmayacaktı. Artık Kürt ve Kürdistan adına ne varsa yasaklı sayılacaktı. Genel anlamda bahsedilen demokrasi ve kültürel değerlerde de tek ulus dayatması öne çıkıyordu. Yeni yüzyılın demokrasilerde Kürtlerin dili, kültürü ve varlığı yasaklı olacaktı. Artık kimse Kürt halkı adına siyaset yapmayacaktı. Kürtler siyaset yaparsa haydut, isyancı, bölücü olarak tanımlanacak ve katliamları da vacip sayılacaktı. Türk devleti bahaneler üreterek Kürt bölgelerine yönelik ordusuyla seferler düzenlemeye başlıyordu. Artık Kürt halkına karşı bir soykırım savaşı başladı. 1923-1938 yılları arasında Kürt halkı bir soykırımdan geçirildi adeta. Bu süre zarfında Kürt halkı 28 direnişle kendini korumaya çalışsa da sonuç hiçbir zaman değişmedi. Türk devleti tüm ordu gücünü ve uluslararası desteği de yanına alarak Kürtlere karşı büyük katliamlar gerçekleştirmeye başlamıştı. Kürdistan yeniden işgal edildi. Tüm Kürtler ve Kürt liderleri ve serhildanlara katranlar tek tek idam edilmişti. Kürdistan üzerinde tam bir terör estirildi. Milyonlarca Kürt vahşide katildi. Katliamdan kurtulanlar da topraklarından çıkarılarak sürgün edildi. Tarih en başı uygulamaları Kürdistan coğrafyası üzerinde yaşanırken uluslararası güçler sessiz bir şekilde bu soykırımı izlemeye başlıyordu. Kürtlerin tüm temsilciliklerinin çağrılarına rağmen hiçbir şekilde ses çıkarmayan uluslararası güçler Türk devletine her türlü desteği vermeye devam ediyor. Lozan Antlaşması'ndan bu yana geçen 100 yıldır Kürtler için neler değişti peki? Aslında uluslararası politik açısından değişen hiçbir şey yok. Kürt halkının tüm örgütlenme ve özgürlük mücadelesine rağmen uluslararası güçler Kürtlere bir statü vermiyor ve bir halk olarak resmen tanımıyor. Bugün Rojava'da yaşanan bir devrim süreci var. Uluslararası birçok devletin de içinde olduğu bir koalisyon gücünün içinde en aktif güç Kürtlerdir. Daîşe karşı savaşın esas aktörü Kürt özgürlük hareketi olmuştur elbette ki. Geçen 100 yıllık devrim sürecinde buna rağmen halen Kürtler siyasi olarak resmen tanınmış değil. Bugün Suriye'deki savaşın son bulması için yapılan hiçbir uluslararası toplantıya Kürtler çağrılmıyor. Geçen yüzyılda olduğu gibi yapılan tüm toplantıların tek bir hedefi var. Kürt kazanımlarını yok etmek ve demokratik gelişimin önünü almaktır. Türk devleti her yerde Kürt halkına saldırılar gerçekleştiriyor ve buna karşın hiçbir uluslararası güç ses çıkarmıyor. Türk devleti Efin, Serikani, Kresipi gibi şehirleri işgal ederken uluslararası güçlerin desteğinde arkasını almıştı. Yine Kürdistan dağlarında gerillaya karşı her türlü yasaklı silah kullanırken uluslararası güçlerin sesi çıkmıyor, Güney Kürdistan toprakları işgal ediliyor, dünya yine sessiz kalıyor. Kuzey Kürdistan'da da Kürtlere yönelik olarak soykırım politikalarına maruz kalıyor ama yine dünya 3 maymunu oynamaya devam ediyor. Türk devleti bu kadar cesareti uluslararası güçlerden elbette ki alıyor. Kürtler geçen 100 yıl boyunca Lozan'ı büyük oranda boşa çıkardı ve Varlıklarını korudu. Lozan ile adı bile yasaklanmış olan Kürtler tekrar ayağa kalkmayı başardı. Özellikle Kürt özgürlük hareketiyle son 50 yıldır Kürtler adeta yeniden dirildi. Kürt halkı bugün daha örgüttü, ulusal, siyasal ve toplumsal binlerce kuruma sahip. Kürtlerin bu kadar başarısına rağmen Lozan ile başlayan tehlikenin bittiği söylenemez. Kürtleri yeni yüzyılda daha çetin ve hareketli bir süreç bekliyor diyebiliriz. Deriz aynı ayın 22'sinde çok önemli bir yürüyüş gerçekleştirecek ve yayının başında da belirttiğim gibi merkezi bir yürüyüşü olacak. Avrupa genelinde katılımlar olacak ve ayın 24'üne kadar bu etkinlikler konferanslarla devam edecek. Büyük bir konferans, Kürdistan konferansı da gerçekleştirecek. Kürdistan'ın dört parçasından temsilciler ve partiler, yetkililer ve davetler katılacak. Bütün dünyanın gözü aslında bir anlamda da yüzüncü yerini geride bırakan bu Lozan Antlaşması'nın üzerinde. Bakalım Kürtler nasıl bir ses dünyaya verecekler ve dünyaya nasıl bir mesaj verecekler. Görüşmek üzere.